sistemi mikrop taşımadığınızda emin olarak sokacaklar ve orada yaşayacaksınız. Yani bu tabii çok olacak bir şey değil. Yani böyle bir şey mümkün değil. Zaten dediğim gibi belli şeylerde, belli oranda insanların enfekte olmasını önleyemeyiz. Bunun da olması gerekecek, yoksa başka türlü bu hastalık. Bugün Steve Jobs da öyle baktığı zaman. Yani sen her şeyi insana dönüşürsen büyük buluşlar ortaya çıkmaz. Tamam mı? Yani bu hayatta her şey insanların iyisiyle alakalı değil. Senin vizyonun varsa dünyayı değiştirebilirsin. Yani dünyanın, anlatamıyorum demek istedim. Yani insanların fikri her zaman doğru diye bir şey yok. Yani çoğunluğun fikri doğru diye bir şey yoktur yani. Geçmiş salgınlarda da hep böyle olmuş. İnsanlar yani böyle bir önce sorunu kabullenmeyip başka bir takım suçlular arama, işte komplodur, şudur budur. Yani genelde salgında insanların yaklaşım tarzı, böyle bu tarz yaklaşım tarzı olabiliyormuş. Eskiden de olabiliyormuş, eski salgınlarda da. Burada da böyle oluyor. O zaman da insanlar sadece kaçıyordu ya da karantina uygulaması başlamıştı 13. 14. yüzyıldan itibaren örneklerini görüyoruz. Özellikle Marsilya gibi liman şehirlerinde bu uygulanmaya başlanmıştı İtalya'da. Gelen gemiler geçiyor. Bu da zor bir durum çünkü biz Akdeniz kanı da taşıyoruz ve sıcak kanlı insanlarız. Yani birbiriyle görüşmeyen, asosyal olan bir ülke yapısına sahip değiliz. Dolayısıyla evlerde uzun bir süre tıkılı kalmak hepimiz için başlı başına bir sorun. Most of our court cases are on hold. Most of the court appearances have been canceled. This impacts our victims who are looking for justice, but also those who are accused. Their due process is on hold. Yani hani yaşayan bu idari kadroda eski nesiller var. Bunlar daha home office kültürüne ya da dijital aksanlara çok uygun olmadık. Türkiye'nin ilk inbound pazarlama şirketiyiz şu anda, hala öyleyiz. Inbound pazarlamada uzun vade dijital üzerinde yabancıları marka fanatiği haline getirmek aslında günün sonundaki amacı. Bizler de işte bunun bu metodolojiyi dünyaya tanıtan... Sınıflandırma var genelde. Hatta 3 ayrı sınıflandırma var. O yüzden sosyal fayda sektörü birazcık daha 3. sektör diye geçiyor. Bir tanesi kamu. Devletin regüle ettiği, hatta regülenin ötesinde devletin işlettiği sektörler. Kamu sektörü. İkincisi... Eğitimlerden dolayı okullardan bağlandığımız için de belki hani bu teknoloji özellikle ülkemizde de zamana geçeceği için belki böyle sanal ortamda eğer yani augmented reality ile belki dersler işlenecek ya da bu tarz şeyler olacak. Edemiyorum çünkü böyle bir surat biçimi çıktı. Çene kemikleri rendeleniyor ince uzun. Elmacık kemikleri çok iri. Dudaklar büyük. Kaşlar yukarı doğru alınmış bir halde. Ve bakıyorsunuz hepsinin suratı aynı. 80'li yılların sonu, 90'lı yılların sonu diyelim. Bu dönemde çok fazla Batı Avrupalı, Amerikalı ve Doğu Asyalı turist gelirdi. Dağcı turistler. Bunların büyük bir bölümü... Kafir de dediği olur. 8 tane Portekizli'nin, 2 tane Hint-Çin haritası, diğerleri de Caferiye yani Arap haritaları. Arapların da bilgi görgüleri ve bilmem ne olmuş, Allah Allah diyorum, hani biraz daha detay istiyorsun ve giriyorsun, aslında keşke girmeseydin, boş boşuna zaman kayboluyor. Ama benim bir tane videom da var, yani en çok sistem edilen bir video var, gözlük çiziği nasıl giderilir diye. Öğrenmeye çalışıyorsa, çözümün parçası oluyorsa zaten o zaman çok büyük örgütlenmeler de gerekmiyor. Küçük 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 herkes kendi sorununu çözüyor. Çıkıp yüksek sesle protesto etmek tabii ki yurttaşlık hakkıdır. Demokrasilerdeki en önemli haklardan biridir. Zamanın eski... Yani hakikaten kimin ne işe soyunduğu sonucu değiştiren şey. Hani eğer gerçekten katma değer üretebilecek insanlar bunları yazmıyorlarsa aslında bu bizim beşeri sermayemizden kaybetmiş olmamız. İstanbul 13 Kasım'da geldi. Aynı zamanda İstanbul'un işgal edildiği gün.
ve İngiliz donanmasını veya müttefik donanmasını görünce işte geldikler gibi giderler diyor onlara. Sonra da onun gereğini yapmaya başlıyor. 6 ay boyunca İstanbul'da bulunduğu süre içinde bir milli mücadele... ...43-41'de İkinci Dünya Savaşı çıkmış, yani dünya acı çekiyor. Tabii o 40 senesinde babasının böyle bir özlemi içerisinde oğluna Barış adını koydu. Bu süreçte markalar nasıl davranmalı? Nasıl davranmaları gerekiyor? Her şeyden önce bu süreçte sorun bulup, sorunu çözen markalar oyunda kalmaya devam edecekler. Hissiyata sahip, veri okuyabilen, verileri önemseyen markalar. Daha çok farklı destinasyonlar keşfetmeye yönlendirecek. Belki de birçok insanı bugüne kadar gitmediği, görmediği yerleri görmeye yönlendirecek. Tabii tamamen bu COVID-19'un ortadan kalktığını varsayarak ya da artık tehlikenin... Zaten yetenek ve beceriye odaklanmamız gerekiyor. Zaten çocuğun asgari, hani vardır ya, ilkel beynimiz sadece böyle aç kaldığımızda karnımızı doyurmak, işte bir yerde bir tehdit varsa kendimizi korumak gibi şeyleri yönettiği için. Benim eğitimde dijitalleşmeyle ilgili söyleyeceğim çok fazla bir şey yok ama şunu ekleyebilirim. Artık Udemy tarzı video eğitimlerin ya da Udemy tarzı video eğitimleri yapılan portalların değil, biraz daha canlı senkron eğitimlerin, interaktif eğitimlerin bu noktada hayat kurtarıcıların verdiği özgürlükle daha fazla dolaşıyorlar. Daha fazla iç içe girmiş durumdalar. Bak geçen yıl 2019 verisi 1,5 milyar dünya vatandaşı seyahat etti. Şu anda resmi sağlık örgütü rakamlarına göre yaklaşık 3 milyon üstü insan ev hapsine mahkum durumunda. Yayılış hızı ve bölgesine baktığımız zaman bu çok büyük bir rakam. Yani yalnızlık çok İstanbul'da özel. Yani insanlar kimle konuşacaklarını bilemiyorlar. Bir topluluğa ait olma ihtiyacı var ama hangi topluluğa ait olsam soruları var. Ben de, biz de bu ihtiyacı gidermek anlamında Ready for Change dedik ve yakında da bunu açıyoruz. Güzel bir şey. Bu. Ama tabii bu öngörü derken birkaç tekstilci arkadaşla ve üretici arkadaşla da görüştüm. Şu anda piyasada iplik yok, kumaş yok, boya yok. Şimdi bunlar üretilecek, üretildikten sonra boyanacak, dikilecek, şey edilecek ve sezona hazır hale gelecek. Bu bir süreç. Yani gelişimine sahip çıkmama veya gelişmiş bir vizyoner çalışanı destekleyememe, onun değerini bilememe gibi durumlardan şirketlerin, yani kişiye olan sorunu demiyorum ama şirketin başına gelen sıkıntıları gördüm. Dolayısıyla hani biraz önce de bahsettik, krizden batar ya da batmaz belki. Evet, sevk edebilir yani. Siz bütün gün eşofmanlarınızla yatarak veya kötü beslenerek de geçirebilirsiniz. Ama bu süreçten çok daha güçlü, kafanızda yeni fikirlerle de çıkabilirsiniz. İşte yine onu söyleyeceğim. Girişim değil, girişimcinin kendisi çok... Onun yanında tabii ki işte botoks vesaire gibi daha kısa vadede yapacağı şeyler de yapabiliyor. Yani sağlık tarafında dikeyinde bunu söyleyebilirim. Bunun anlamı, SEO tarafına bakacak olursak tabii ki yine içerik üretiminde bu anlamda bir yoğunlaşma olmuştur. Ama benim o fizyolojik ihtiyaçların ne kadar kıymetli ve ne kadar değerli olduğunu biz bugün anladık. Neden bugün anladık? Çünkü insanlarımız sanki bir kıtlık artık, bir deli gibi marketlere aktardılar. Sağlığımızdan o kadar çok korkuyoruz ve o kadar tedirgin oluyoruz ki kendimizden. Ya da fiziken yapılan bütün işlerin aslında hepsinin bilgisayar başında yapılabildiği ortaya çıktı. Yani bu da iş dallarıyla ilgili korona sonrasında farklı çalışma metotlarını ortaya çıkartacak. Firmalarla ilgili de farklı şeyler çıkacak. Nedir? Mesela kira gider. Aslında dünyada çok fazla ikinci dalgaya da hazır olduğunu da ben düşünmüyorum. Şu an sadece Amerika yani birinci dalgadayken bile bir sürü işsizlik rakamları, İşte ölüm vaka oranlarını zaten duyuyoruz. Oldum. O yüzden kusura bakma ama elde kalma konusunda kesinlikle tabii ki herkesin olduğu gibi ben de hemfikirim evde kalma noktasında. Bugüne kadar da şu süre boyunca da aslında çalışmama rağmen, dışa çıkmama rağmen
evde kalmayı, işte eşim, oğlum evde kaldılar sürekli, küçük oğlum, hakeza büyük oğlum da öyle. Şimdi bunlardan sonra ben hani arabadayım, yoldayım ama yani yolda olmaktan memnun olduğum için falan değil, onu diyerekten söze girmiş olayım. Bir etkinlik yapayım. Ne etkinlik yapmak istiyorum? Güzel olur. Ya güzel olur diye bir etkinlik yapılmaz. Senin bir hedef kitlen var. Ve hedef kitlene bir şey anlatmayı derdin sen. Bir fikir paylaşma, bir duygu paylaşma. Ya yani iletişim halinde. İlk zamanları aslında birlerin sıfırların bulunma zamanları. Yani hayatta her şey teknoloji aslında. Sanayi çağından beri bulunan her şey teknoloji diyebiliriz. Yani nedir? İşte dişliler, mekanik dişliler, işte kriptografi. Akıp gitti ve olumlu yönde yani bir yani korkulardan bir tanesi de şeydir ya, backend'de çalışan o büyük serverlar çok büyük bir ısı oluşturuyor. Ve bu ısıyı dışarıya çıkartabilmesi için çalıştığını sunuyor bize. Yıllardır bulut ortamı bizde veya çok kişide ne olarak algılandı? Sanki dosya saklama ortamı olarak algılandı. Halbuki alakası yok. Yani sadece dosya saklamayla alakası yok. Uygulama geliştirme platformudur bulut. Şey değil yani. Bir gecede olabilecek bir şey değil bu. Yani bu Almanya neden Almanya? İşte Amerika neden Amerika? Yani bu dijital anlamda. Bu bir gecede olabilecek bir şey değil ki. Şimdi koşmak istiyorsa o işinden başka hiçbir şey düşünmez. Biliyoruz 24 saatten 18 saat çalışmak zorunda. Evet. Şimdi bu şekilde ilerleyen bir süreçte evet bunu dünya bu algıyı oturtmuş zaten. Girişimci çalışmak tablet elimizde olduğu sürece bir arttırılmış gerçeklik uygulamasını hemen dakikalar içerisinde indirebilir ve herhangi bir arttırılmış gerçeklik uygulaması olan bir nesneye işareteciye bunu yaklaştırdığımızda zaten hemen orada bir nesne belirliyor. Yani artık telefonun temel düşündüğümüz onun telefon kavramını 30-40 sene önceki telefon değil yani. Aynı şekilde arabalar da sadece bizi yani şu an araba diyoruz. Sonra araba demeyeceğiz. İşte insanlardan eldeki imkanlar kadarıyla ben herkesin bir şekilde teknolojiyle iç içe olmaya, kendini geliştirmeye devam ettiğine inanıyorum. İşte iyi niyetli bir şekilde böyle düşünüyorum. A basit, a kullanışlı ve insanların herkesin yani 7'den 70'e herkesin problemlerini iletebileceği bir platform ve akıllı bir servis olmayı hedefledik. Aslında bundan 3 ay önce anlattığında belki insanlar bize çok teknoloji... Anladım yani evet orada şöyle özetleyerek konuyu kapatayım ben o zaman. Para her şey değil ve para bir startup'ın tek ihtiyacı ya da en büyük ihtiyacı değil her zaman. Parayla her şeyi çözemiyorsun. Çok fazla paran olsa dahi. Çünkü hem startup dünyası çok eğlenceli benim için ve sürekli gelişen ve kendini geliştirmen gereken bir dünya. O yüzden de bu yönde bir hayat planlamam var. Genellikle piyasada öksürük çürükleri var tabii ki. Ama bizim yaptığımız projedeki şuruptan bahsedecek olursak, biz tamamen Türkiye kaynaklarında, Türkiye ormanlarında yetişen ağaçlarda alacağımız örneklerle yapacağımız bir çalışma bu. Şu şekilde düşünebilirsiniz, tamamen %100... Hiçbir sektörde devlet başkanı o sektör için çalışmaz. Savunma sanayinde öyle değil. Savunma sanayinde Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız... Ve Trump savunma sanayinin satışı için çalışan insanlar. En büyük satışçı devlet başkanı. Önce bir şok geçiriyor karşıdaki. Çünkü Booking.com'dan yapmış rezervasyonu. Ben burada daha önce balayı geçirdim vesaire hiçbir bilgi vermemiş. Ve çocuğa soruyor nasıl oldu bu? Nereden biliyorsun sen de? Çocuğu biraz zorluyor. Hatta adamı öyle gidip bakıyor da yani bu bir yerde yazılı mı falan diye. Yazılı değil. Bir toplu resimse herkesin kameraya baktığı ya da gülümsediği resmi seçip sana veriyor. Hızlı çekimden. Bu bile bize yapay zekalı. Çünkü orada 100 image processing yapıyor. Süleyman ve onun kontrol ettiği söylenen iblisler etrafında şekillenen bir hikayeydi. Şimdi bu işin
teolojik tarafı çok ağır. Ve bundan biz mümkün olduğunca uzak durmaya çalıştık. Çünkü tüm ilahi dinlerde adı geçen, hani peygamberlikle ünvanlandırılmış birini oyununuza konu ediyorsunuz. Bunların sonucuna varıyor. Dolayısıyla hani tamam, o artık klişeye geçelim zaten, televizyon öldü vesaire klişesine. İnternetin reklamdan aldığı pay hala televizyon kadar değil. Son zamanlarda tabii ki online olmamızla beraber daha yani da... Niye buna bu kadar Ruslar yatırım yapıyor, reklam yapıyor, kulüplere forma reklam veriyor, bu kadar iddialar? Hani ne yapabilir daha farklı da ben gideyim ona? Yani sen şimdi kaç kişi dinliyorsa veya şey yapsak, sorsak, bir anket yapsak, kaç kişi Yandex indirir veya indirmiş Google varken? Girişimlerin mutlaka bir app tabanlı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ama burada da şunu düşünmüyorum, hani bir app yapalım, sonra parayı yırtalım, işte böyle her zaman kolay olmuyor. Adamlar senin app'ini neden indirsin? Güzel, hani güzel gördük bu korona vesilesiyle. Şu anda ay ben yapamıyorum kızım sen yap diyen annem internetten çakır çakır sipariş veriyor yani. görüntülü konuşuyoruz her gün. Ay beceremiyorum ben onlara basmayı. Bunların çalışma modellerini de örnek alıyoruz. Diyoruz ki, bu adamlar çalışanlarını mümkün olduğu kadar özgür bırakıyor. Mümkün olduğu kadar güçlendiriyor. Mümkün olduğu kadar esnek çalışma modellerini uyguluyor. Çünkü yaratıcılığı besliyor. Yaratıcılığı besliyor. 21. yüzyılda. Hatta Ayıp grubundaki diğer Eren gibi işte sınıf arkadaşlarımız bile hani çok özverili davrandılar. Yani gerçekten çok güzel bir sınıfımız vardı. Hepsi çok kaliteli insanlar. Sağ olsunlar. Hala WhatsApp grubunda ya işte şöyle bir hata alıyorum, işte ne yapsam dediğimde hala cevap. İlgi göstermeyen insanların, bireylerin ve toplumların ekonomik sahada gerçek anlamda bir başarıyı yakalayamayacaklarını iddia ediyorum. Bu iddiamı da sürdürüyorum. Rica ederim. Sevgili Okan Bayülgen'e de buradan selam söylemiş olalım. Onun da kulaklarını çınlatmış olalım. Ben hiç öyle bir performans beklemiyorum ama sizin yayınınızı da çok değerli ve önemli. Hani bazen şöyle söylüyorum, çoğu zaman sivil toplum kuruluşları ya da başka kuruluşların böyle ani hareketlerle hemen kurulduğu anları görürüz. Biz biraz bundan temkinli davranmışız açıkçası ve bu davranış da belki daha sağlam temelleri getirir bize. O yüzden bir hazırlık döneminin uzun olduğunu söylemek lazım. Ama bu hazırlık dönemi de çok daha sağlam bir... Tamamen onun için yapıyorum sporu ve... Sporun sonunda bunu alıyorum, ben ödülümü aldım diyorum. Motivasyonumu sağlayan bu, işin sonunda da aynı şekilde bana getirecek olan bu, ya ben bunu yaptım deyip veya sizlerle bunları konuşabilmek bana yetiyor ve bunun sonucunu düşünerek ben motive oluyorum. Başka hiçbir şey değil. Yani getireceği para falan değil açıkçası. Biz ne yaparsak yapalım, bunun fikrini değiştiremeyiz ama doğru bildiğimizi anlatıp nesillere bir şekilde gösteriyoruz. Şimdi hiçbir 123 Türk devleti en son benim saydığımda, çok da olabilir, biraz da olabilir. Türk siyasi kuruluşu. Sonlarına itibaren 1990'ların sonlarına itibaren artık e-ticaret hayatımıza girmeye başladı ama asıl profesyonel olarak 2005'li yıllardan itibaren hayatımıza yer almaya başladı. Tabii ki bu global pazardan bahsediyorum. Ülkemizde ise 2010'lu yıllarla beraber artık e-ticareti gerçek anlamda içimizde. Sizlere de çok kapsayıcı, çok kavrayıcı ve merhametli olacağız. Ama dönem kadınların dönemi, böyle bir döneme doğru gidiyoruz. Çünkü kadının gücüne, kadının yetkinliklerine ihtiyaç duyulacak bundan sonra. Zaten dikkat edin, pandemide en başarılı olan ülkelerin çoğunluğunun başında kadın liderler vardı. Çünkü bambaşka bir... oluşturulması lazım. Biz hayranlıklar üzerinden bir model oluşturuyoruz. Yani kendi değerleriyle barışık bir nesil yetiştiremediğimiz için bu nesil maalesef ama maalesef Batı'ya gittiği zaman da Batı'nın hayranlığıyla... Algıya bakar mısın? Ya Osmanlı hiç işte onlara baskı yapmış, dilleri kurusun, dilleri kurusun. Ya başkent İstanbul'da, yine söylüyorum, başkent İstanbul'da kiliseler açık ve dediğim gibi az önce Patrik'e hukuki hak vermiş. Hukuki hak, yani bunu güvenceye almış, güvence altına. Biraz farkı şu, ben 12 yıldır bu işi yapıyorum, PTR olarak,
bildiğim kadarıyla KOBİ anlamında da en yüksek kuruluşlardan biriyiz birlikte çalıştığımız. Gerçekten bir büyümemiz söz konusu. Ve biz bunu... Sepya fotoğrafları nasıl çıktığını biliyorum. Avusturya fotoğrafları nasıl çıktığını biliyorum. Polaroid fotoğrafları nasıl çıktığını biliyorum. Bunların çerçevelerini, çivilerini çaktık, camlarını sildim. Bütün her şeyini yaptım. Boyamaların başlangıcında vardım. Yaplamada bulunayım veya örnek de verebilirim. Örneğin onayları alınmaksızın ticari elektronik ileti gönderildiğinde veya alınan onaya uygun olması durumunda 2000 Türk lirasından realiteden kopmadan farklı gözlerden de görerek hani bu bilgimizi birikimimizi çalıştığımız müşterilerimize aktarıyoruz ve bundan da mutlu oluyoruz. Evet, bu sene yaptığınız değişik marka çalışmaları oldu. İlk başta web siteniz komple yenilendi. Harizmi, El Harizmi olarak geçiyor kısa ismiyle. Algoritma kelimesi 780 ile 850 yılları arasında yaşamış olan Ebu Abdullah Muhammed bin Musa El Harizmi'den gelmekte. Harizmi Hindistan'da... Biri bir klonuyla bunu yapamazsın. Yemek sepetine öyle bir... özellik eklemen lazım ki yemek sepeti klonuna öyle bir özellik eklemen lazım ki böyle aslında aynı kitleler üzerinden dönen bir şey var YouTube üzerinde bence yani doğru içeriği doğru kitleye ulaştırmak biraz bence o kadar kolay değilmiş gibi geliyor bana, hele senin bahsettiğin bir kitle varken. Bir de ben yatırımcılar konusunda konuşmak istiyorum ya, Türkiye'de şöyle bir şey var. Maddi güç belli bir kesimde olduğu için ve o maddi kesim, yatırımcı kesimleri belli bir yaş ortalamasının üzerinde olduğu için nedense Türkiye'de böyle şey var. Ben startup'la çalıştığımda öyle hissetmiştim. Max hani... ne abi ya? Ben onu sinema Ford'de havada karada yapıyorum. SolidWorks yazılımı kesinlikle tüm ihtiyaçlarıma cevap veren niteliktedir. Peki hangisi haklı? Bunun mümkün olduğunu adamlar ispatladılar. Ondan sonra da Etsy gibi bazı platformlar bunu bizzat test ettiler. Bu da ortaya çıktı. En popüler 100 bin web sitesinin ana sayfalarını taramışlar bazı araştırmacı kişiler. Burada zaten bakıyoruz, Trendyol zirvede en başta. Rakamsal olarak zaten girilmiş. 100 tane mağaza şöyle geriye doğru geldiğimiz zaman, ama şurada bakın tepede bir Amazon.com.tr var. Bu oldukça önemli bir veri. Birazdan buna da açacağım aslına bakarsanız. Amazon.com.tr en hızlı büyüyen pazar gözüküyor şu anda. Yani e-ticaret hacmi olarak. İşte sevgili Enis Balkan hocamı ben ağırlamıştım, misafir etmiştim. Bu konuda işte COVID-19 hakkında halk sağlığı uzmanı olarak bizim nasıl tedbir almamız gerektiğine dair ön bilgi istemiştim. O süreçten sonra bazı eklemeler oldu, değişiklikler oldu. Şimdi sürecin normalleşmeye başladığını bir dönemin, daha doğrusu normalleşme demeyelim buna da. Eight, seven, six, five.